Böyle çok hatırladığınız bir Şenol Güneş anısı var mı? Yani hepinizi böyle çok Vallahi bir gün ne oldu? Bir gün bir maça e, almadı herhalde beni mi? Ne oldu? Bir şey oldu. Ya hocam dedim alsın. Ya yani Denizciğim ne alayım seni? Görmüyor musun dedi bana böyle. Yani biraz şey e, aslında abi futbolcuyu da e, koruyabilen bir hoca bazen. Gerçekten öyle. Mesela bazen Cenk e, diyor ki oynama mesela bazen diyor ki bir yerin yani bir hissediyor sanki. Yani bir yorgunsun bir şey o, o zaman hissedebiliyor oynat oynama dediğinde oynama mesela öyle bir hocalardandır o. Şey de öyledir Mustafa Deniz'i de öyledir abi. Bir gün ee, Tabata geldi Tabata. Tavata oyna, oynatacak tavatayı ama diyor ki sanki oynamasan daha iyi diyor. Ya yani yorgun görüyorum seni oynama diyor. Tamam mı? Daha, yok ya ben iyiyim oynayacağım diyor. Tapata çıktı o maç sakatlandı. Oo. Gerçekten Üçüncü böyle mi? biraz şey gel aynen. Vay be. Onunla da bir anımız vardır. Ne? Ya ben ilk çıktım abi ikinci senemdi onda işte biraz da böyle kötü gidiyordu takım. Beni Fenerbahçe derbisi vardı abi. Çağırdı beni odasına. Ben de o zaman gencim yani. Dedi ki senle başlayacağım dedi. Hazır ol dedi. Tamam hocam dedim. Hazırım falan filan gittik. <laughs> Ben abi yatıyorum erken yedim her uykular, şeyi bana uykular, uydu, her şeyi her şey makarlaya yaptım makarlaya ben abi Maçtı, maç maç e, e, toplantısında. toplantısında bir, bir açıkladı yokum abi 18'de <laughs> inanamıyorum ya gencim ama ama hiçbir şey demedim tabii ki acaba diyorum ki içimden de beni mi denemek istedi acaba yani nasıl bir tepki vereceğimi mi şey yaptı. Yani ilginç bir konuştu konuştu benle bir açıkladı kadroda yokum. İnanamadım. ne yaptın peki bir şey söyledin Hiçbir şey abi söylemem. Ben hiçbir hocayla hiçbir zaman beni oynatmazlar. Ben hiçbir zaman konuşmam duruyor. abi. Şenol Güneş'e şeyi sordular işte <laughs> o oyuncu seviyor musun bunu seviyor musun falan filan böyle şeyler sordular. Hoca dedi ki ya ne önemi var benim sevip sevmemin dedi. Sağda ne yaptı da bakıyorum. Benim en çok sevdiğim oyuncu Necip mesela dedi. Evet. Nerede oynadı desem oynuyor dedi. Doğru. Yani onun dönüşü abi de. Ya benim küçük bir anım oldu. Daha yeni Dünya Kupası döneminde. Tam böyle hoca dedi işte Dünya Kupası'na gidenlere başarılar. Gitmeyenlere işte iyi tatiller falan. Ondan sonra bizim de e, milli maçlarımız vardı. Hazırlık maçlarıydı. Biz de oraya gittik. Takıma da 10 gün falan izin verdi. Ben milli takıma gittiğim için e, dedim hocam milli takımdan sonra işte ben de izin yapabilir miyim? Tamam dedi iki gün yap gel dedi. Dedim ne iki gün hocam? <laughs> Dünya Kupası var zaten. Bir dahaki maça da daha 6 hafta var. Bırak dedim bir 10 gün falan ben de dinleneyim. Tamam dedi. Sen dinlen dedi. O zaman hiç gelme bir daha dedi. Oo. <laughs> tamam hocam dedim ben 2 gün sonra geleyim daha iyi. <laughs> Tabii orada şakasına diyor da ama hoca şeydir. yani gerektiğinde kızmasını da bilen biridir. Bilirim. Çok iyi biliyorum. Gerektiğinde.